Hayırlı akşamlar sevgili izleyiciler. 6 Aralık 2022 Salı günündeyiz ve Lalegül TV ana haber bülteninde karşınızdayız. Ben Deniz Mustafa Balevi. Acı bir haberle başlıyoruz bugün bültenimize. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençekilit Harekatı'nda teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen piyade komando binbaşı Mehmet Duman bugün memleketi Adana'da ebediyete uğurlandı. Yüreklere şehit ateşi düştü. Pençe kilit operasyon bölgesinde hain teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda 41 yaşındaki piyade komando binbaşı Mehmet Duman şehit oldu. Şehadet haberi memleketi Adana'ya ulaştı. Acı haberi alan aile kendinden geçerken şehidin eşi Beyhan Duman'ın ''Sana doyamadım böyle mi görecektim seni'' sözleri yürekleri dağladı. Şehit Duman'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Adana'nın Ceyhan ilçesi Sağkaya mahallesindeki baba evinde helallik alınmasının ardından Sağkaya Merkez Camisi'ne götürüldü. İl müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Duman'ın naaşı mahalle mezarlığında defnedildi. Rabbim aziz şehitlerimize gani gani rahmet eylesin. Yakınlarına da sabrı cemil niyaz ediyoruz Cenab-ı Hak'tan. Sevgili izleyiciler, biliyorsunuz Mecliste bütçe maratonu başladı diye haber vermiştik dün. Hemen peşine de eklemiştim, kavgasız gürültüsüz devam etsin inşallah diye ve ama tartışmalar beklediğimizi söylemiştik. Fakat bu kadar hızlı olacağını kim tahmin edebilirdi? Meclis Genel Kurulunda bugün bütçe görüşmeleri sırasında Ak Parti ve İyi Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Yaşanan arbedede de fenalaşan İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2023 bütçe görüşmeleri sürüyor. Bütçe teklifi görüşmelerinin başlamasıyla mecliste iki günde iki kez kavga çıktı. Maratonun ilk gününde Kemal Kılıçdaroğlu'yla AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş arasındaki gerginliğin bir benzeri bugün de AK Parti ile İyi Parti arasında yaşandı. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'la İyi Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs arasında yumruklaşma çıktı. Örse ilk müdahaleyi aynı zamanda doktor olan İyi Partili Aylin Cesur yaptı. Örs daha sonra meclis revirine götürüldü. Burada kalp ritminin bozuk olduğu gerekçesiyle Hüseyin Örs ambulansa kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alındı. Hani mecliste daha önce de yaşandı bu tip olaylar maalesef. Esasında hiç yaşanmamasını umut ediyoruz ama maalesef e, tartışmalar, hararet yükseliyor, tahrik çok fazla var. E, açıklamalar aslında hiç e, sakin bir şekilde de yapılmıyor hiddetli yapılıyor ve sonrasında da sanki kavgaya davetiye çıkarırcasına bir tavır sergiliyor bütün milletvekilleri yani Ak Partisinden İyi Partisine MHP'sinden CHP'sine hepsi aynı tavırı sergiliyor. Sonra da böyle işte hiç e, anılmak istenmeyecek, hiç bahsi geçmesini istemediğimiz görüntüler manzaralar e, çıkıyor. Hüseyin Örs Beyefendiye. Al e, şifa diliyoruz Cenab-ı Hak'tan. E, yani bu konuyla ilgili de bilmiyorum, biraz daha e, ihtimam göstermeleri gerekiyor milletvekillerinin. Çünkü mecliste kavga olunca başka yerlere de sıra et, edebilir bu. Yani Bunun önüne geçmek lazım. Öfke kontrolü eğitimi alınması gerekiyorsa alınması lazım. Hiçbir şekilde bu iş şiddete, kavgaya, yumruğa dönüşmemesi gerekiyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK'in genel kurulunda konuştu. Enflasyon mesajı verdi Erdoğan ve iyileşme yılbaşında hızlanacak dedi. Erdoğan'ın gündeminde terörle mücadele ve asgari ücrete yapılacak zam da vardı. Dün açıklanan Kasım ayı enflasyon verileri iyileşmenin sürdüğünü gösteriyor. Enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Yılbaşını işaret etti. İnşallah yılbaşıyla birlikte bu iyileşme hızlanacak. Özellikle önümüzdeki Şubat ayından itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Türkiye işveren... Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuştu. Gündeminde ekonomi vardı. Türkiye'yi diğer yöntemlerle ...dize getiremediklerini görenler... ...sol olarak... ...ekonomi silahını çektiler. Erdoğan'ın gündeminde terörle mücadelede vardı. Sözleri sertti. Batı'nın terörle mücadeledeki hali ortada. Türkiye ise terörle mücadelede... ...şu anda... ...bütün o engelleri aşmış... ...ve terörü... ...yerinde. Yani bu terör eğer... ...Suriye'nin kuzeyinden... ...kaynaklanıyorsa biz onları içeri sokarak değil Suriye'nin kuzeyinde bitiriyoruz. Mücadelemiz bu. Şimdi çıkmış birileri diyor ki Kobani'yi şöyle yapamazsınız böyle yapamazsınız. Kobani bitti ya. Neyi yapamazsınız? İdlib'de, Kobani'de, bütün buralarda Gereken tedbirlerimiz neyse bu tedbirlerimizi her an alıyoruz. Aldık ve bundan sonra da alacağız. O terörist dostlarınıza söyleyin, Türkiye onlar için artık öyle bereketli bir yer değil. Buraya girmeye kalktıkları anda burası onlar için boğulacakları bir yerdir. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin şahlanış döneminde olduğunu da söyledi. Güney sınırları terör örgütleriyle kuşatılan Avrupa Birliği'nden tamamen siyasi sebeplerle dışlanan, Batı'nın örtülü teknoloji ambargosuna maruz bırakılan, doğusunda ve kuzeyinde fiili savaşlar yaşanan, Akdeniz ve Ege'de suni krizlere sürüklenmeye çalışılan bir Türkiye. Bırakınız diz çökmeyi, tam tersine yeni bir şahlanış işine Girmiştir ve bu şahlanışımız devam edecektir. Asgari ücrete yapılacak zammada değindi Erdoğan. Fedakarlık yapacağız dedi. Asgari ücret gibi konularda işvereni ve devletiyle gereken fedakarlıkları yaparak çalışanlarımızın haklarını, hukuklarını, refahlarını ne kadar iyi korursak bu ortak hedeflerimize o derece hızlı ve güvenli oluşabiliriz. Bu açıklaması da milyonlarca asgari ücretliyi heyecanlandırdı. Fedakarlık yapılacağı e, vurgulandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. E, dolayısıyla yani bu ifadeler kullanılınca tabii ne oluyor? Asgari ücret beklentisi de ona paralel bir şekilde artmaya başlıyor. E, 7 Aralık'ta yani yarın ilk toplantı gerçekleştirilecek. Bakalım neler olacak. Sonrasında da 14 Aralık'ta ikinci toplantı yapılacak ve bu görüşmeler nihayete erdirilecek. Rakam belirlenecek. 8 bin TL'nin psikolojik sınır olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Ve bu arada TİSK'in düzenlediği 60. kuruluş yıl dönümü programına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldı. Bilgin asgari ücretin temel ücret olduğu hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi ve ortalamayı yukarıya doğru taşıyan bir asgari ücret politikası izliyoruz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun 60. kuruluş yıl dönümü programında konuştu. Bilgin, asgari ücretin temel ücret olduğu yönünde yapılan eleştirilere cevap verdi. Eleştirileri de e, dikkatinize sunmak isterim. Asgari ücretli oranı şu anda rakamlar önümüzde yüzde civarında. Fakat asgari ücretin şöyle bir etkisi var. Biz asgari ücreti artırdığımız zaman reel ücretlerde, nominal ücretlerde o düzeyde işletmelerde ve iş aleminde yeniden ayarlanıyor. Dolayısıyla ortalamayı yukarıya doğru taşıyan bir asgari ücret politikasını izlediğimizi belirtmek isterim. Evet, bakalım asgari ücret ne olacak? Hakikaten milyonlarca kişinin en önemli gündem maddesi bu. Zaman geçtikçe, günler geçtikçe, yılbaşına doğru yaklaşıldıkça heyecan bir kat daha artıyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün her türlü fedakarlığı yapacağız ifadesinden sonra. Çünkü şu bakımdan çok önemli sevgili izleyenler, bu asgari ücretle, seçime gidilecek. Yani tabii ki hükümetin yaptığı onlarca yatırım var. Onlarca ülkeye kazandırdığı şeyler var. Yani siyaseten de başardığı pek çok şey var. Vesayetlerin sona erdirilmesi, vesayetçilerin ortadan kaldırılması gibi. Maalesef hiç buna odaklanmıyoruz. Bütün bu yapılanları görmüyoruz. Türkiye'nin hakikaten yani hani amatör küme demeyelim ama Birincilikten Şampiyonlar Ligi'ne Süper Lig'e çıkarılması hususunda önemli çabalar, önemli gayretler, önemli çalışmalar var. Bunları hiç kimse görmüyor. Ama günü birlik yaşıyoruz. Yani günü birlik yaşamak Türkiye'ye kaybettiriyor. Günü birlik yaşıyor insanlar maalesef. Dolayısıyla inşallah bu sarmaldan da kurtuluruz. Günü birlik değil de daha vizyonumuzu geniş tutarız gerçekten Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görebilirsek efendim her seçim öncesinde işte ekonomi ne durumda asgari ücret ne olacak ne vereceksin bize yani böyle bir tavır sergilememek gerekiyor aslında ama maalesef bu sergileniyor. Popülizm yapılmıyor mu? Yapılıyor. Maalesef buna da çanak tutuluyor. Yani AK Parti'yi sadece şu iki sene içerisindeki ekonomik sıkıntılarla değerlendirmek bilmiyorum ne derece doğru. Sadece şu iki yılı baz almak ki onun da kendi içerisinde onca zorluğa rağmen gerçekten bir başarılı hamleler silsilesi gerçekleştirildiğini görebiliyoruz. Yani görmemek için bilmiyorum ne gözlüğü takmak lazım yorum size ait. Bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kolluk komutanlarıyla birlikte Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Askeri Tatbikatının seçkin gözlemci günü faaliyetlerine katıldı. Bakan Akar kardeşlik mesajı verdi. Türkiye'nin daima can Azerbaycan'ın yanında olduğunu hiç kimse unutmasın dedi. Akar telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bağlandı. Erdoğan bu tatbikatta göstermiştir ki biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan'da Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetlerini takip etti. Akar kardeşlik mesajı verdi. Türkiye ve Azerbaycan öz ve öz kardeş iki ülkedir. Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kederde ve kıvançta bir ve beraberdir. Tüm dünya Aramızdaki kardeşliğin en güzel örneğini 30 yıl boyunca Ermenistan işleri altında bulunan öz topraklarınızı kurtardığınız tek vatan hareketi sırasında bir kez daha görmüş ve daha da ötesi idrak etmiştir. Ancak Türkiye'nin daima can Azerbaycan'ın yanında olduğunu hiç kimse asla unutmasın. Akar daha sonra telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlandı. Erdoğan, bu tatbikatta göstermiştir ki biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz, dedi. Türkiye, Azerbaycan bu tatbikatlarla dayanışmasını, birlikteliğini geleceğe yönelik çok daha güçlenerek devam ettirecektir. Türkiye olarak biz tüm Azeri kardeşlerimizi candan seviyoruz. Candan sizi bağrımıza basıyoruz. Ve bu tatbikat da göstermiştir ki biz birbirimizle etle kemik gibiyiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim kılsın. Ee, bu konuyla ilgili Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de çok önemli mesajları var. Yani kimse Türkiye'nin tek bir ordusu olduğunu zannetmesin. Türkiye'nin iki ordusu vardır şeklindeki açıklaması da fevkalade önemli. Bugün tabii beraber gerçekleştirilen bu tatbikatlarla birlikte hareket edildiğinin de dünyaya net bir göstergesi sunulmuş oldu. Bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Orescu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu'nun gündeminde Yunanistan'ın adaları silahlandırması vardı ve biz bunlara sessiz kalamayız, gerekli adımları atarız dedi ve Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecine ilişkin de konuştu Bakan Çavuşoğlu. Beklentilerimiz karşılık buluyor açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roman Mevkidaşı, Bogdan ile baş başa görüşmelerinin ardından kameraların karşısına geçti. Çavuşoğlu'nun gündeminde adaları silahlandıran Yunanistan vardı. Ya Yunanistan bu adımla bu konuda geri adım atar ve bu anlaşmalara uyar ya da biz gereğini yaparız. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın da bir gece ansızın demesinin sebebi bu. Yani bize yönelik bu tehditlere karşı bizim Sessiz, duyarsız kalmamız e, mümkün değil. Yunanistan şunu unutmasın, rüzgar e, eken fırtına biçer. Barışı istemiyorsan biz de gereğini yaparız. Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO sürecine dair konuştu. Beklentilerimiz karşılık buluyor, dedi. E, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği söz konusu olduğu zaman biz NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. Fakat müttefiklik ruhuna e, uymayacak e, şekilde bu iki ülkede e, maalesef terör örgütleri mevcut ve destek buluyorlar dedik. E, daha sonra müzakereler neticesinde Madrid'de bir üçlü e, muhtıra, ahitname imzaladık. Bu ahitname aslında beklentilerimizin anlaşıldığını ve kabul edildiğini gösteren bir e, belgedir. E, ve e, Yeni hükümetle beraber bazı olumlu adımların atıldığını görüyoruz. Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdıklarını da e, söylediler. Tabii yani bu açıklamalar çok önemli. Türkiye uyarıyor. Yunanistan'ı da uyarıyor. İsveç'i de uyarıyor. Ama bu ülkelere bu misyonu yükleyen de Amerika Birleşik Devletleri. Tabii. Yani e, yoksa Yunanistan e, tabii ki tarihten gelen bir nefreti vardır. Ama aklı başında olan Yunanlı bazı e, kanaat önderleri diyeyim. Gerçi çok fazla sesleri çıkmıyor ama ya biz neden Türkiye ile düşmanca bir hayat yaşıyoruz. Bizim çıkarımıza aslında Türkiye ile işbirliği yapmak diyorlar. Seslerini duyuramıyorlar. Fakat ABD tabii o yüklemiş olduğu misyonlarla bu ülkeleri böyle kullanmaya devam ediyor. Zararı kime oluyor? Uzun vadede yine bu ülkelerin kendisine. Çünkü Amerika bu tür ülkeleri sarf malzemesi gibi görüyor. Yani kullan, at. Kullan, at. Tarihten de ders almıyor maalesef bu yabancılar. Allah akıl fikir versin. Ama Türkiye'nin yükselen gücünün farkında olmaları onların da hayrına. Bunu net bir şekilde bir kez daha vurgulamak lazım. Bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Silindir operasyonu ile 50 ilde eş zamanlı 502 şüpheliye yönelik operasyon yapıldığını söyledi Bakan Soylu. Ayrıca yıllara göre artan operasyonları da açıkladı. Evet organize suç çetelerine yönelik silindir kod adlı operasyonun başlatıldığını duyuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 50 ilde belirlenen 502 şüpheliden 400'ünün yakalandığını açıkladı. 50 ildeki Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı planlı ve projeli gerçekleştirilen bu operasyonda 18 organize suç örgütü şüphelisi 347 şahıs ile bu organize suç örgütlerine silah temin eden 55 suç grubu şüphelisi 155 şahıs olmak üzere toplam 502 hedefe yönelik silindir kod adlı eş zamanlı planlı operasyona başlamıştır. Şu ana kadar 400 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soylu her yıl artarak devam eden operasyonları açıkladı. 2016'da toplam organize suç örgütlerine yönelik operasyon sayısı 32. Idi. Toplam şüpheli sayısı 606. Toplam tutuklanan sayısı ise 207. 2017'de bu operasyon sayısı 99'a, şüpheli sayısı 1426'ya, tutuklanan sayısı ise 477'ye çıktı. 2021 yılında 185 organize suç örgütüne, yani 32'den 185'e, daha doğrusu operasyon, 2645 gözaltı, 749'a tutuklu oldu. Her türlü suç örgütleriyle mücadele edildiği gibi tabii ki terör örgütleriyle de mücadele ediliyor. Bugün İçişleri Bakanlığı Tunceli'de Eren Abluka sonbahar kış 13 operasyonu çerçevesinde tespit edilen 14 sığınakla PKK terör örgütünün sözde el yapımı patlayıcı eğitim kampının imha edildiğini de duyurdu. Mehmetçik tarafından teröristlere ait bulunan tüm mağara ve sığınaklar imha ediliyor. İçişleri Bakanlığınca Tunceli'de sürdürülen Eren Abluka Sonbahar Kış 13 operasyonu çerçevesinde Ovacık ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 14 sığınak tespit edildi. Mehmetçik Merkez İlçe Bali Deresi bölgesinde PKK terör örgütünün büyük şehirlerde bombalı eylem yapmak üzere eleman yetiştirdiği sözde EYP eğitim kampları ve sığınaklar tek tek imha edildi. Ayrıca PKK terör örgütüne ait bir adet sözde EYP yapım eğitim kampı ve 14 adet sığınak içerisinde toplam 807 adet hazırlanmış EYP düzeneği, 150 adet EYP yapımında kullanılan entegre, 350 metre kablo, 3 adet telsiz, 45 adet tüp, 3 adet akü, 65 adet pil, 1 adet ampermetre ve 75 adet yaşam malzemesi ele geçirildi. Bugün Konya'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir F-5 eğitim uçağı kuş çarpması sonucu motorların durmasıyla kaza kırıma uğradı. Paraşütle atlayan pilotun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konya ile Karapınar ilçesi arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait F-5 eğitim uçağı düştü. Cezaevi yakınında boş bir alana düşen askeri eğitim uçağının pilotunun fırlatma koltuğunu kullanarak paraşütle kurtulduğu belirtildi. Pilotun sağlık durumunun iyi olduğu aktarılırken hastaneye sevk edildiği bildirildi. Konuya ilişkin ilk açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Türk Yıldızları ekibine ait F5 uçağı kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya'da kaza kırıma uğradı. Uçaktan atlayarak kurtulan pilotun sağlık durumu iyi denildi. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna tarafından İHA ile Rusya'nın Kursk kentindeki bir hava alanına bugün bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken bir yakıt tankının alev aldığı belirtildi. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna insansız hava aracıyla Rusya'nın güneybatısındaki Kursk kentinde yer alan bir hava alanını hedef aldı. Kursk Bölge Valisi Roman Starovit, sosyal medya hesabından yerel saatle 07.20'de olaya ilişkin açıklama yaptı. Starovit, havaalanındaki yakıt tankerinin patladığını belirterek, İHA saldırısı nedeniyle Kursk havaalanındaki bir petrol yakıt tankeri alev aldı. Can kaybı yaşanmadı. Yangına müdahale edildi. Tüm özel servisler olay yerinde çalışıyor ifadelerini kullandı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında adli önünde çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada tam 12 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı. Öğle saatlerinde Kızıltepe Adliyesi binası önünde iki grup arasında çıkan tartışma taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kovalamaca ve koşuşturmanın yaşandığı adliye önü kısa sürede savaş alanına dönerken, yoldan geçen vatandaşlar sağa sola kaçışırken esnaf da dükkanlarına sığındı. Adliyedeki görevli polis ekiplerinin müdahalesinin ardından silah sesleri kesilirken kavgada 12 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki devlet hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı polis kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı. O yüzden diyorum hani mecliste bir kişi yaralanırsa memlekette bin kişi yaralanır. Hatta eğer dolaylı olarak maruziyeti eğer artırabilirsek maruz kalınan yani şiddet olaylarından dolayı maruz kalınan dolaylı mağduriyetlerin sayısını da milyonlara kadar çıkarabiliriz. O yüzden meclis çözümün yeridir. Elbette siyaseten herkes istediği şeyi söyleyecek e, ve e, sonrasında da çözümün yoluna bakılacak. Gene halka gidilecek, halk tercihini yapacak. İşte görüyorsunuz yani adliye önünde silahlar konuşuyor. Ne oluyor bu insanlar ben anlamıyorum. Yani yakalandıktan sonra serbest mi bırakılıyor? Bu kadar silah ne arıyor bu millette? Ben bir türlü çözebilmiş değilim bu manzarayı. Şanlıurfa'ya gideceğiz. Şanlıurfa'da çok sayıda trafik kazasının yaşandığı suruç yolunda ekipler tarafından drone destekli trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde son bir ay içerisinde 873 aracı yaklaşık e, araca yaklaşık 700 bin lira para cezası kesildi. Şanlıurfa suruç yolunda trafik polislerinin denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Her yıl onlarca kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin ise yaralandığı çok sayıda trafik kazasının yaşandığı yolda drone destekli trafik denetimi yapan polislere jandarma ekipleri de destek verdi. Uygulamada kural ihlali yapan sürücüler affedilmedi. Gece gündüz aralıksız denetim yapılan yolda hatalı sollama ve kural dışı şerit değiştiren araçları durduran ekipler cezai işlem uyguluyor. Ekipler son bir ay içerisinde durdurdukları 1900 aracı sorguladı. Evrakları eksik olan ve kural ihlali yapan 873 araca yaklaşık 700 bin lira para cezası kesildiği belirlendi. Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya ve Avrupa yakasındaki 318 metrelik kulelerinin üzerine Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtlayarak kaldırdığı 4 top mermisi figürü yerleştirildi. Çanakkale Gerdanlığı'nın kulelerinin başına 4 top mermisi figürü yerleştirildi. Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart'ı simgeleyen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Asya ve Avrupa yakasındaki 318 metrelik kulelerin üzerine Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden her biri 75 ton ağırlığında toplar yerleştirildi. Kırmızı renkteki kuleler Türk bayrağını, Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih 3. ayın 18'ini yani 18 Mart'ı simgeliyor. 770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3560 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Bursa'da bir araç bayisinin otoparkında yangın çıktı. Otoparkta bulunan bir cip, iki araç yanarak kül oldu. İki otomobilde de maddi hasar meydana geldi. Bursa'da Merkez Osman Gazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde bir araç markasına ait bayinin boya koruma alanında yangın çıktı. Alevler kısa sürede otoparkta bulunan bir cip ve üç otomobile daha sıçradı. Alevleri görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına yaklaşık bir saat müdahale ederek kontrol altına alırken sıfır araçlar küle döndü. Bayi otoparkında bulunan iki 0 araç kül olurken iki otomobilde de ufak çaplı hasar meydana geldi. Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde bir ayda yedinci kez yangın çıktı. Alevlerin büyüklüğü Çay, Bolvadin ve Sultan Dağı ilçelerinden dahi görüldü. Son günlerde çıkan yangınlarla gündeme gelen Türkiye'nin en önemli gölleri arasında yer alan Eber Gölü'nde yine yangın çıktı. Çıkan yangınlar sebebiyle bölgede birçok kamış ve hayvan telef oldu. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına, Sultandağ, Bolvadin ve Çay ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Gölden yükselen alev ve dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, yangın saatler sonra yoğun uğraşlar sonucu söndürüldü. Gölde son bir ayda çıkan yangın sayısı 7 olurken durumun araştırılması bekleniyor. İstanbul'da gerçekleştirilen düzensiz göçle mücadeleye yönelik operasyonlarda iki haftada farklı uyruklara mensup 3200 göçmen yakalandı. Göçmenler geri gönderme merkezlerine teslim edildi. Emniyet güçlerinin düzensiz göçmenlerle mücadelesi devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzensiz göçle mücadele çerçevesinde geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Emniyet ekiplerince 21 Kasım'la 4 Aralık tarihlerini kapsayan 16 günlük zaman diliminde düzensiz göçmenlerin tespiti ve gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmada toplam 3200 göçmen yakalandı. Polis tarafından yapılan operasyon ve uygulamalarda yakalanıp muhafaza altına alınan düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi. Şanlıurfa'dan Gaziantep'e seyir halinde bulunan bir otomobil önünde seyreden kamyona arkadan çarptı. Feci kazada 10 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti. İki kişi de ağır yaralandı. Bir kazada Sivas'ta meydana geldi. Nakliye kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa Gaziantep Otoyolu'nda seyir eden HT idaresindeki otomobil önündeki MY yönetimindeki kamyona çarptı. Meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken otomobilde bulunan Yağmur Ecem hayatını kaybetti. Feci kazada otomobil sürücüsü ve yanında bulunan ST ağır yaralandı. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından güvenlik tedbirleri alınırken, yaralılarsa olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Bu kazaysa Sivas Erzincan Karayolu, Yarhisar Köyü yakınlarında meydana geldi. MÖ idaresindeki tır şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarına devrildi. Kazada devrilen kamyonda sıkışan sürücü MÖ, AFAD ve Hafik Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yaralı kurtarılırken yanında bulunan Abdülselam Sirkel'in de cansız bedeni çıkarıldı. Yaralı MÖ olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan iki mahallede çok sayıda adreste hırsızlık yapan 3 kişi kumbağa jandarması tarafından yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. Jandarma ekipleri ise ele geçirilen onlarca malzemeyi sahiplerine teslim etti. Hırsızlar adeta iki mahalleyi talan etti. Hırsızlar Süleymanpaşa ilçesi Çanakçı mahallesinde yaşayan MSK'ye ait evden piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan bir adet jeneratör ve bir adet motosikleti çaldı. Hırsızlar aynı mahallede yaşayan MK'ye ait bağ evinde ise piyasa değeri yaklaşık 13 bin TL olan bir adet jeneratör, bir adet ilaçlama makinesi, bir adet ağaç kesme motoru, bir adet matkap, bir adet budama makası ve 70 metre uzunluğunda plastik hortumu çaldı. <laughs> Harekete geçen ekipler hırsızları Kumbağa Mahallesi'nde yakaladı. Mahkemeden alınan arama kararına istinaden Kumbağa Mahallesi'nde şahısların kullandıkları şantiye binasında yapılan aramada çalınan malzemelerin tamamı ele geçirilerek tam ve sağlam olarak sahiplerine teslim edildi. Efendim bu haberle ana haberi noktalıyoruz. Hemen hatırlatalım. Bugün salı malumunuz. Salı akşamları Lale Gül TV, Lale Gül Efem ortak yayınında Tarih ve İnsan programında tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızla konuşuyoruz. Tarihi konuşuyoruz. Meseleleri anlamaya çalışıyoruz. Kaçırmamanızı da tavsiye ediyoruz. Yeniden görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.